Karavan hayatı neden herkese uygun değil? Bununla ilgili 5 tane harika noktaya değineceğiz. Sonsuz Keşif kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kamil. Kendi yaptığım bu karavanla birlikte tam 3 yıldır yollardayım ve deneyimlerimi, gezdiğim, gördüğüm yerleri, insanları, hayat hikayelerini size anlatmaya çalışıyorum ve bu durumdan da çok mutluyum. Bugünkü videomuzun başlığından da anlaşılabileceği gibi karavan hayatı neden herkese uygun değil? Bununla ilgili 5 tane harika noktaya değineceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Bu arada sizler nasılsınız? Halinizi, hatırınızı sormayı unuttum. Ege'ye yaz geldi. Gördüğünüz gibi şort, tişört, bazen sweatshirt bu şekilde idare edebiliyoruz. Bu 5 maddeyi merak ettiğinizi biliyorum. Gerçekten bu hayatı isteyen çok insan var ama bu hayatı istese bile yapamayan, deneyen veya yaptığında bu hayat bana göre değilmiş, boşuna bu kadar hayal kurmuşum diyebilecek bir sürü insan tanıyorum. O yüzden bu videoyu izlediğinde de kafasında bazı soru işaretleri gitmiş olacak. Birincisinden bahsediyorum. En önemlisi, siz karavanı yaptınız veya yaptırdınız veya satın aldınız hazır bir şekilde. Artık bir karavana sahipsiniz. Yola çıktınız. Rotayı siz belirliyorsunuz. Kimse size, eğer karavancı bir dostunuz, deneyimli bir arkadaşınız yoksa, şurada kalmalısın, burada kalmalısın, bak burası tehlikeli, burası harika demeyecektir. 5 tane maddeden birincisi kalacak yer. Karavanı yaptınız, çıktınız yola ve o gece bir yerde konaklayacaksınız. Nerede konaklayacaksınız? Buna nasıl karar veriyorsunuz? Ya da ben nasıl karar veriyorum? Bu soruların hepsinin cevabını şimdi veriyorum. Ben biraz maceracı bir ruha sahip olduğum için buna karar verirken bir şekilde hiçbir yerden yardım almıyorum. Sadece Google haritalardan gideceğim yerin fiziksel görünümüne, aynı zamanda da fotoğraflarına bakıyorum. Benim için uygun mu değil mi? Sonrasında oraya gittiğim zaman ilk gözlemim güvenli olur mu, olmaz mı oluyor? Eğer benim için güvenli olacağını hissediyorsam kalıyorum. Peki benim güvenli olabilir dediğim yerin kriterleri ne? Etrafında bira şişelerinin veya alkol şişelerinin olup olmadığı önceliğim. Çünkü alkol aldıktan sonra insanların tavırları değişebilir. Hiç zarar vermeyecek bir insanın bile gelip karavana müdahale edebilir, karavana karışabilir. Ya bir şekilde zarara gelebilir. O yüzden o bölgede alkol alıp alınmadığını kontrol ediyorum. İkincisi, gün içerisinde ne kadar sıklıkla insan geliyor, araç geliyor kontrol ediyorum. Üçüncüsü de şehir merkezlerine veya en yakın jandarma polis karakoluna ne kadar uzaklıkta bunu kontrol ediyorum. Ve bunların hepsini kriter olarak baktığım zaman benim için uygunsa orada konaklıyorum. Peki siz bu kadar çılgınca davranmak istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Hemen onu da söyleyeyim. Genelde turistlerin, Türkiye'ye gelen turistlerin ve dünyada kullanılan Park for Night diye bir uygulama var. Ben bu zamana kadar hiç kullanmadım ama kullanan çok eş dost bunu tavsiye etti. Ben kullanmadığım için, sadece bilinen bir aplikasyon olduğu için sizlere söylüyorum. Gideceğiniz yerin öncesinde sizden önce gidenlerin yorumlarını okuyabilirsiniz. Eleştirilerini görebilirsiniz. Artılarını, eksilerini görüp siz kendiniz karar verebilirsiniz. Ama kullanırsınız ama kullanmazsınız. Benden sadece bir öneri. Hatta daha da iyi uygulamalar olduğunu düşünen dostlarım varsa yorumlara yazsın. Ben de sabitleyeyim yorumu. En azından faydalanmış olursunuz. Belki ben de faydalanmış olurum. Türkiye'nin birçok yerine gittim ama benim uyguladığım tarife bu. Ben kendi gözlemlerime ve içgüdülerime güvenip orada kalıyorum. Siz de alternatif böyle aplikasyon yardımı alabilirsiniz. Doğru değil mi peki? Yani çünkü şöyle düşünün. Artık karavancılık kültürde, karavan hayatı kültürde fazlasıyla çoğalmaya başladığı için gittiğiniz yerler çok kalabalık olabiliyor. Ya da çok sakin olabiliyor. Ya da o bölgede konaklamanıza izin verilmiyor. O yüzden karavan almakla olay bitmiyor. Karavan park yerleri bulmak da belli bir zaman sonra zorlaştığı için sizi bu durum karavan hayatından soğutabilir. Gelelim ikinci maddeye. Benim gibi eğer her gün farklı kıyafet giyen birisiyseniz, yani giyiminize ve kuşamanıza önem veriyorsanız ya da hiçbir şey giymeyin de, şunu da söyleyenleriniz oluyor çünkü.
Ya yazın Ege'de ben bir tişörtle geçiririm de olabilir. Ama karınızın çarşafı var, yastık kılıfları var vesaire vesaire. Yani çamaşır makinesi gerçekten bu olayın, karavan hayatının önemli bir noktası. Ve ben de biliyorsunuz ki 3,5 kiloluk bir çamaşır makinesi var. Buna rağmen neden herkes karavan hayatına uygun olmayabilir cümlesinin kesinlikle en can alıcı noktalarından bir tanesi de bu. Çamaşır makinesi sevgili dostlar. Basit gibi gözükebilir ama asla değil. Eğer ki karavanınızda bir ev tipi çamaşır makineniz yoksa, onu destekleyebilecek dışarıdan elektrik almadan bir elektrik sisteminiz yoksa, onu destekleyebilecek yine o kadar büyük bir su deponuz yoksa, bu iş eziyet haline gelebilir. Ben tam 3 yıldır bu hayatı yaşıyorum ve ilk 6 ay kendi çamaşır makinemde gün boyunca bir çeşmenin başında durarak dışarıdan elektrik alarak çamaşırlarımı yıkayıp kurutmaya çalıştım. Ve bu belli bir süre sonra can sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Çünkü her yerde suyu, her yerde elektriği bulamayabiliyorsunuz. O yüzden de bu duruma herkes ayak uyduramayabilir. Çok titiz ablalarım, abilerim olabilir. O yüzden de karavan hayatına geçerken bunu bir kez daha düşünmelerinde fayda var olarak bir düşünüyorum. Çünkü şimdi mesela benim biriktiriyorum, çamaşır makinesinin içerisine sokuyorum, saklıyorum. İki çamaşır makinesi kadar yıkamam gereken çamaşır çıkıyor. E ne oluyor? Bunu da yıkamaya çalışsam zaman kaybı, zulüm yani. O artık onu istemiyorum. O yüzden eğer 3-5 parçaysa çamaşır makinemde yıkıyorum. Değilse ne yapıyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Çözümünü de söyleyeyim ki en azından arkadaş bu kadar yıldır yaşıyorsun, ne yapıyorsun demesinler. Sevgili dostlar, ya şehir merkezlerindeysem çamaşırlarımı yıkatıyorum ya da ciddi anlamda güzel bir kitleye ulaştığımız için insanlar ilk bize çamaşırlarınızı yıkayayım, yardımcı olayım, size bir şekilde dokunayım diyen insanlar oluyor ve onlardan da rica ediyoruz. Sweatshirtlerimiz, işte yastık kılıflarımız, çarşaflarımız onların evinde yıkanıyor ya da bizim dostlarımız var artık tabii o kadar gezdiğimiz için her yerde. Çevremizde dostlarımız olduğu için onlardan rica ediyoruz. Bu şekilde kendi çamaşırlarımızı yıkıyoruz ki bugün çamaşır yıkama günü. Bakın nasıl yıkıyoruz, hep beraber izleyelim. Evet, Yaman abinin evlerindeyim. Bir önceki bölümde de izlemiştiniz arkadaşlar. Bayağı çamaşır birikmiş. Bunların hepsini tek seferde yıkayamayacağım herhalde. O yüzden şöyle yeteri kadarını koydum. Beyazları ayıracağız. Evet, deterjanımızı koydum. Çamaşır makinesini ayarlayalım. Sık yıkama. Evet. Derecemiz 40. Ön yıkama. Evet, gördüğünüz gibi eğer karavanınızda bir çamaşır makinesi yoksa ya da olsa bile en azından çok yüklü olduğu zaman böyle küçük küçük çevrenizdeki dostlardan destek almanız gerekebilir. Ben şu an köydeyim. Burada bir kuru temizlemeci yok. O yüzden köy evinde yıkıyorum. Üçüncü bir konu ise arkadaşlar, gerçekten bu da eğer benim gibi sosyal medya işi yapıyorsanız veya dizi izlemeyi, film izlemeyi, herhangi bir şeyi internetten araştırmayı düşünüyorsanız her gittiğiniz yerde internetin çekmediğini söyleyebilirim. Çok kez başıma geldi. Özellikle Ege kıyılarında çok daha denize sıfır veya Yunan adalarına yakınsanız zaten en büyük probleminiz telefonunuz Yunan adalarına bağlanıyor. İnternet kullanırsanız veya görüşme yaparsanız ciddi faturalar gelebiliyor. Bunlar yaşandı. Belki şu anda bununla ilgili bir çözüm vardır, bilmiyorum. Bilenler varsa da lütfen bu videoda o çözümleri de yorumlara yazsın. İkincisi, gidiyorsunuz, telefonunuz çekmiyor ya da işte internet olmadığı için akşamları ben yalnız yaşıyorum biliyorsunuz. Eşim şu an gelmedi. Eşim olsa bile 3 yılım yalnız geçti. Film izlemek istiyorsunuz, dizi izlemek istiyorsunuz, YouTube'dan bir şey izlemek istiyorsunuz. Bunun için internetin çektiği bir noktada kalmanız gerekiyor. Bu da şehir merkezlerinde olduğu zaman ciddi anlamda
alanınızı tamamen yok edebiliyor. Çünkü trafik sesi, insanların sesi vesaire vesaire, bunlardan problem yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden de internetin olduğu noktalar kısıtlı olan noktalarda. Ben de bu arada hem Turkcell operatör olarak hem Türk Telekom var. Birinin çektiği yerde diğeri çekmiyor. Diğerinin çektiği yerde de diğeri çekmiyor açıkçası. İkisinin aynı anda çektiği noktalar çok azdır. Bunun için de sanırım uydu internetini kullanan bazı şeyler var, cihazlar var. Ben de olmadığı için ben bunu kullanamadım. Ama bu konuyu derinlemesine araştırmanızı öneririm. Eğer internete bağlı yaşıyorsanız, internet sizin için önemli bir noktaysa mutlaka internetle ilgili bir aksiyon almanız gerekir. Gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü maddede de tuvalet var arkadaşlar. Ciddi anlamda bu tuvalet olayı büyük problem. Herkesin de şikayetçi olduğu veya herkesin merak ettiği konu da bu. Ben portatif bir tuvalet kullanıyorum ama bu tuvaletten memnun değilim. Bugünkü aklım olsaydı kasetli tuvalet alırdım. Portatif tuvalet almazdım. Kasetli tuvalet biraz daha konforlu. Yine de temizlik ve hijyen konusunda evdeki kadar konforlu olmadığını söyleyebilirim. Bu da neden herkesin karavan hayatı yaşayamayacağını gösteren en önemli faktörlerden bir tanesi de budur sevgili dostlar. Ben tuvalet konusunda ciddi anlamda bazı insanların zorlanacağını, belki çoğu insanın zorlanacağını, kampçılarında ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Düşüncem bu. O yüzden tuvaletin boşaltması, taşınması, yer değiştirmesi çok zor. Benden tavsiye, eğer bir karavan yaptıracaksanız en iyi opsiyonu bulup sizin için hangisi rahatsa ona göre karar vermenizi öneririm. İkinci madde güvenlik. Bu güvenlik nasıl sağlanır arkadaş? Sen nasıl sağlıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar, ben biliyorsunuz ki başıma hırsızlık geldi. Daha önce karavan hayatında karavanıma hırsız girdi ve benim için o gün yola çıktığımdan beri en kötü gündü. Olabilir mi? Olabilir. Hırsızlık, karavanlarda hırsızlık arttı mı? Arttı. Çünkü sizin eviniz olduğu için, araba eviniz olduğu için ve bu işi yapan insanlar evinizde değerli bir şey olabileceğini düşündüğü için de karavanınıza girmek istiyor. Aslında karavanlarda hiçbir şey yok. Yani buzdolabını çıkartıp satabilir. İşte çamaşır makinesi çıkartır. Ama onları çıkartana kadar biz 5 defa karavana gelmiş oluruz. Çok ayrılmıyoruz başında. Ben de eskisi gibi artık ekipmanlarımı karavanda bırakmıyorum. Sırt çantamı alıyorum ya da yanıma alıyorum. Bir şekilde onu korumaya çalışıyorum. Güvenlik konusunda da aracınızın dört bir yanına, bu arada aracın içindeyken de buna yeltenebilirler. Aracınızın dört bir yanına kamera koydurmanızı öneririm ve içeriden bu kameraları kontrol edebiliyor olmanız lazım. Yani karavanlarının karavan gibi gözükmesini istemeyen dostlarım da var. Bir servis aracı gibi gözükmesini isteyen dostlarım da var. Onlar daha rahat ettiklerini söylüyor geri merkezlerinde. Onların da şöyle bir problemi var. Gece boyunca, gece mesela arabaya gelip yaslanan, arabanın yan tarafında sesli bir şekilde sohbet eden, arabaya vurup kaçan, yani bu şekilde şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden de güvenlik açısından kamera bulundurabiliyorsanız da biber gazı, işte ne bileyim taşınabilir bir ruhsatlı silahınız varsa araçta silah bulundurmanızı öneririm. Onları kullanmamanızı canı gönülden dilerim. Kullanmaya ihtiyacınız olmasın. Çok güzel zamanlar geçirin karavanda. Ama bu tarz olayların da döndüğünü söyleyebilirim. Ciddi anlamda söyleyebilirim hem de. O yüzden sevgili dostlar, karavan hayatında önemli bir nokta. Sizler bir karavan yaparken bu söylediğim 5 noktayı düşünerek karavan yapın veya satın alacaksanız bu 5 noktaya odaklanarak satın alın. Çünkü ben bugün 3 yılını tamamlamış bir karavancı olarak şunu söyleyebilirim. Bu hayat hayal eden birçok insanın yaşayamayacağı bir hayat. Benden küçük bir tavsiye. Hep bir deneyim, yani deneyim asla satın alınamaz bir şey ama paylaşılabilir, bilgi verilebilir. Ben de özellikle bu noktaları daha çok nokta çıkabilir. 10 tane nokta sayabilirim size. Ama bence
Önemli olan ilk 5 nokta. Bunu yapabiliyorsanız tam zamanlı olmasa da belli zamanlarda işte 1 ay, 1,5 ay, 2 ay karavanla birlikte yola çıkabilirsiniz. Ve bu da sizi çok yormaz ve çok üzmez açıkçası. Nefret etmezsiniz yani bu durumdan. Çünkü bu olaya şey olarak, eziyet olarak bakan insanlar da var sevgili dostlar. Onların hayalleri farklı, konseptleri farklı, konfor alanları çok daha üstte. Ama minimal bir yaşam düşünüyorsanız, ben minimal diye yaşayabilirim, kısıtlı eşyalarla bu hayatı sürdürebilirim diyorsanız, yani işte saçlarım kurutmayabilirim, düzleştiremeyebilirim, toplayayım çıkayım benim için yeter. Uzun saçlı erkek veya kadın benim takipçilerim varsa onlara sesleniyorum. Veya kıyafetlerimi bazen elde değil yıkayabilirim. Çok az suyla da ben yemek yapıp bulaşıklarımı yıkayabilirim diyorsanız bu hayat sizin için uygun. Ama bunları söylemiyorsanız bir kez daha düşünün derim. Ne konuştuk be? Vallahi güzel oldu. Sohbet etmeyi seviyorum. Bilgi vermeyi daha çok seviyorum. Ama karavandan biraz çıkalım. Hava güzel. İçerisi biraz ısındı. Camlar ve şeyler açık olmasına rağmen, rüzgar olmasına rağmen sıcak bir gün. Şöyle dışarıda da sohbetimize devam edelim. Şunu da söyleyebilirsiniz. Ya dostum bu işin hiç mi keyifli yanı yok? Keyifli yanı olmaz mı sevgili dostlar? Keyifli yanı o kadar fazla ki YouTube kanalında 240'a yakın videoyu, keyifli yanlarını, zorluklarını ve güzelliklerini izleyebilirsiniz. Ben Kamil, kendi yaptığım karavanla birlikte hayat tecrübelerimi, karavan hayatı tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yeni insanlarla tanıştıkça da sizi tanıştırmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yaparız, yatağı da yaparız.